Sevgili gençler, değerli izleyiciler, yeni bir Duygu Okulu programına hoş geldiniz. Bugün sosyal korkuları konuşacağız. Değişik türler var işte. Utangaçlık var, çekingenlik var, kaçıngan kişilik var. Bunları masaya yatırmak istiyoruz. Duygu Okulu'nu yapmamızın nedeni 1990'lı yıllarda psikoloji bir devrim yaşadı. Bu devrimde duyguları bilimsel kategori olarak ele aldı ve duyguların beyinde bir karşılıkları olduğu anlaşıldı. Ve duyguları bilimsel olarak analiz ederek insanın kendini daha iyi yönetmesi, daha iyi tanıması sağlanmaya çalışıldı. Hatta en önemli yazarlardan birisi Goleman'ın çok güzel bir tespiti var. Duygularla ilgili şunu söylüyor. İnsanın diyor iki ahlaki tavra ihtiyacı var diyor. Biri kendisine hakim olmak diyor. Diğeri insanın daha şefkatli olması diyor. Yani empatiye ihtiyacı var. Bu aslında duygular yönetmek demek. Bunu ele almaya çalışacağız. Bunu ele alırken tabii skeçlerimiz var. O skeçlerde duygularla ilgili canlandırmalar yapılacak. Burada İlker Bey moderasyonda yardım edecek bana. İlker Bey'i davet ediyorum. Buyurun İlker Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İlker Bey biliyorsunuz oyuncu. Oyuncuların en büyük özellikleri utanma duygularını askıya alabilmeleri. Evet. Evet. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi siz böyle oyunculardan filan örnek verince aklıma şey geldi. Yani hep böyle bir sahne tarafı tabii izleme gerginliği. Özellikle buna alışık olmayan insanlar için. Herhalde mesleği bu olmayan, sahne olmayan her insanın izleme gerginliği fazlasıyla vardır. Ama bu bazı insanlarda biraz daha az. Bazı insanlarda çok daha fazla olabiliyor. Zaten aslında biraz da bu konuda size danışacağız. İnsanlar arasındaki bu fark neyden kaynaklanıyor, nereye kadar gidebiliyor, ne oluyor gibi konuşacağız. Mesela arkadaşlarımızdan bir tanesini sahneye davet etmek istesek, eminim ki hepsi birden buraya geleyim diye atak yapmayacaklardır. Birçoğu çekingen davranacaktır diye. İsterseniz de deneyelim. Peki, o zaman şimdi arkadaşlar, içinizden bizle sahnede olmak isteyecek olan var mı diye. Ben bu kadar çabuk bir el beklemiyordum. Genelde böyle olmaz. Devamlı şey yaparız. Hem de bir de bölümün başındayız. Daha da birbirimize tam ısınmadık. Genelde işte hadi kim geliyor? O zaman ben seçeyim. Herkes gözünü kaçırır. Gözünü kaçırınca görünmediğini zannederler. Hani kafasını kuma sokmak gibi aslında. O zaman alkışlayıp sahneye davet edelim mi? Gel bakalım. Böyle yanıma alayım seni. Sahnenin ortasında duralım tamam. İstersen. Kaçıncı sınıfta ve hangi bölümde okuyorsun? Ben psikoloji öğrencisiyim. Birinci sınıfım. Daha yeni bir öğrenciyim. Yeni öğrencisin evet. Ve bu kadar medeni cesaretin yüksek. Son sınıflara buradan selam olsun. Peki. Bu sahnedeki rahatlığını neye borçluyuz? Neye borçluyum? Yani çok seviyorum sahnede olmayı. Kameraları falan seviyorum yani. Ve o zaman biz bırakalım burayı. Buyurun Merve'nin verilir. Belki ileride. Olabilir. İnşallah neden olmasın valla gayet rahat değil mi hocam? Bence çok yeteneklisin bence. Benim teşekkür fikrim. Ederim. Evet. Peki şöyle yapalım mı? İzleme gerginliği ile ilgili bir küçük skeç oynayacağız. Tamam. Hani dedik ya bazı insan biraz daha geriliyor, bazı insan biraz daha fazla geriliyor. Evet. Çok gerilen bir arkadaşımızı göreceğiz. Sen de bizim iki oyuncu arkadaşımıza eşlik eder misin? Tabii üç ki. Tane seyirci görelim evet. Yani. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Alkışlarınızla Ceyhun Sevilmiş ve Irmak Karakoç'u sahneye davet edelim. Ve sizi koltuğa alalım. Evet, Merve Nur o tarafta otursun. Siz de yanına oturun. Şimdi stüdyoda bir programa aynı sizler gibi buranın sahnedeki versiyonunu oynayacağız. Ceyhun sen çok gerilen bir arkadaşımızı oynarsın. Evet. Ne iyi oldu ya Irmak, değil mi? Değişik oldu geldik böyle. Vallahi evet ya. İlk defa stüdyo görüyorum. Yalnız televizyonda göründüğünden daha küçükmüş ha. Evet. Bir şey diyeceğim. Sunucu buraya bakıyor. Niye bakıyor? Bir şey mi soracak acaba? Bence bu kameraların bizde olduğu anlamına geliyor. Çok güzel bir şey. Ay ben çok gerilirim. Hayır ay bana bir şey sormasınlar. Vallahi billahi ben hiç beceremem öyle şey konuşmayı şey yapmayı. Sakin olmam gerekiyor aslında. Sadece kendin ol yeter. Aynen benim elim ayağım falan birbirine dolaşır ya. Sormasınlar sen, bana bir şey. Yok al. Yani ne olacak, ben önümde iki kişiden fazlası olduğu zaman cümle kuramıyorum. Milyonlara nasıl hitap edeceğim ya? Allah aşkına nasıl milyonlara şey yaptın şimdi? Yani? Ya hep ya hiç bizde. Yani o kadar. Saniye gözükeceksin. Gözüksen de alt tarafı. Ay yok baksana benim şimdiden ay ellerim titremeye başladı. Gerçekten niye korktun avuçtu. Ki bu kadar şimdi? Ya ağzımdan çıkacak her şeyden korkuyorum ben. Yani saçmalarım komik duruma düşerim. Ben bana bir şey sormasam vallahi arkaları mı geçsek biz? Vallahi şey geliyor, olmaz. Irmak geliyor. Ben sakin. Vallahi soracak. Ne yapayım? Geliyor buraya bakıyorum. Siz gözlerini kaçır. Pardon. Siz iyi misiniz? Bana mı dedi? Gözlerini kaçır. Irmak aynı yere bakmayalım. Dikkat et. Sen tavana bak ve halıya bakıyorum. Tamam.
Pardon, size diyorum. Irmak bana diyor. Çizgili tişörtlü beyefendi. Bir şey söyle, bir şey söyle. Irmak. Irmak bana demesin. Bir şey soruyor. Bir sıkıntı mı var ya? İyi misiniz? Hasta falan mısınız? Bak öyle daha fazla dikkat çekiyorsun. Vallahi mı? Beyefendi bir şey söyleyeceğim. Su falan yani bir stüdyodan görevlerden su isteyelim. Hı-hı. Ya da yüzünüzü falan yıkasınlar. Bak seni hasta zannediyorlar. Kendine gel Alper. Ben rahatım. İyi misiniz? Yani bu arada ben buraya gelmişken böyle de sizle konuşuyorken tanışalım isterseniz. Mikrofonu bir arkadaşımıza verebilir miyiz? Yok. Yok ben onu. Hazır mısın şimdi? Merhaba. İsim alalım siz. Alper. Siz arkadaşınızla beraber geldiniz herhalde. Ben yok tanımıyorum onları. Vay! Satış! Eyvallah kanka. Eyvallah. Bütün Türkiye'nin önünde satış. Çok güzel. Geldi oturdu yanıma valla. Beyefendi bir sorunuz var mı konuyla ilgili bizim sohbetimize katılmak ister misiniz? Yok. Ben zaten şey diye geldim. Derse geldim ben yanlış şeyi kaçırdım herhalde ben. Ben de çıkayım hazır ara vermişken o zaman. Ara vermemiştik ya ama kameralar gayet bizi çekiyor. Peki alkışlarla. Hocam. Bir şey söyleyeyim. Tabii. Bizimkiler kaçtı Merve Nur orada. Peki alkışlarla Merve Nur'u yerine alıyoruz. Bu sosyal korkularda, sosyal fobide en önemli özellik nedir biliyor musunuz? Göz teması kuramama. Kapalı yerde siyah gözlük takanlar var ya, ondan %70-80'i sosyal fobiktir. Gözün arkasında saklanmak ihtiyacı hissederler. Yahut da kalabalığa girince fazla ortada görünür olmamak için hemen kenara oturuverirler böyle. Yani bu kişilerin çoğu sosyal fobik kişilerdir. Yahut aşırı makyaj yapanlar da sosyal fobiktir çoğu. Dikkat edin. Yani o makyajın arkasında kendi yüzlerini gizleme şeyi vardır, özelliği vardır. Yahut konuşurken bir sosyal fobikle sizi dinlemeden hızla cevap verir böyle. Onlar da sosyal fobiklerdir. Ama sosyal fobi tabii sosyal kaygıdan sosyal fobiye kadar geniş bir yelpaze var. O yelpazenin içinde çeşitli sosyal fobikler var. Genellikle sosyal fobikler böyle sevilirler. Böyle hanım hanımcıktırlar, efendidirler. Onları yükselirler, onu terfi ettirirler. Bu sefer toplum karşısında konuşma ihtiyacı hissettikleri zaman birdenbire panik yaparlar ve mesleğini icra edememe noktasına gelirler ve onun sonucunda da krize girerler, uzman muayenesine ihtiyaç hissederler sosyal fobikler. Güzel bir hikaye vardır, belki içinizden bilenler vardır. Böyle sosyal fobik birisi bir gün konferans verme ihtiyacı oluyor. İyice hazırlanıyor, iyice ezberliyor artık böyle, iyice ezber derecesinde biliyor. Tam sahneye geldiği zaman bütün bildiklerini unutuyor. Bildiklerini unutunca eyvah diyor, ben ne diyeceğim diyor. Birdenbire aklına bir espri yapmak geliyor. Bak sosyal fobinin tedavisi de önemlidir. Ya diyor, şu ana kadar ben anlatacaklarımı bir ben bir Allah biliyordu diyor. Şu anda sadece Allah biliyor diyor. Yani ve o şekilde espri yaparak herkes gülüyor, alkışlıyor ve ondan sonra hatırlıyor ve anlatıyor. Ya yani bu sosyal fobi genellikle kişinin kendine karşı tarafsız olmaması demektir. Kendini olumsuz ihtimallerle ilgili kendini daha çok yargılaması demektir. Panik geçireceğim hissi yaşarlar. Mesela kalbi çarpar. Sosyal fobinin tanınmasında sadece duygu değildir bak sosyal fobi. Mesela duygunun dışında bir düşünce vardır. Mesela düşünce şudur. Rezil olacağım herkesin içinde. Mahcup olacağım. Utanılacak bir şey yapacağım. Hali vardır. Daha sonra düşünce olarak bu vardır. Duygu olarak korku gelir kişinin içerisine. Korku gelir. Buna karşı tepki olarak da bazen bedensel tepkiler ortaya çıkar. Mesela eli titrer, yüzü kızarır, konuşurken takılır, heyecan yapar. Yani el ayağı boşalıverir birdenbire. Yani bütün bedensel duyumlar da hisseder şey. Yani sosyal fobikler. Hatta bazı durumlarda o bedensel duyumlar onun böyle yüzünün kızarması, eritrofobi deniyor mesela. Yüzüm kızaracak diye korktuğu için sokağa çıkamayan insanlar vardır burada. Yüz korkusu, yüz kızarma korkusuyla ilgili. Ya konuşurken takılıverir, kalır, tutulur, kalır. Yani dili dolanır konuşurken. Bütün bunlar mesela baş dönmesi olabilir. Sık sık tuvalete gitmeye çalışır. Çünkü beyin aşırı stres hormonu salgılar o anda. Otonomik hiperaktivite dediğimiz durum ortaya çıkıyor.
Bu sosyal fobiklerin bu özellikleri ve genellikle bu beklenti seviyesi yüksek kişilerdir bunlar. Kendilerinden, başkalarından beklentisi yüksek olduğu için hata yapmamalıyım, en mükemmel olmalıyım, en başarılı olmalıyım, en iyi olmalıyım gibi zihinsel şartlamalar vardır. Böyle yanlış inanışları vardır kişilerin. Bu yanlış inanışları tanırlarsa sosyal kaygılarını, sosyal fobilerini düzeltebiliyorlar. Yani toplantıya girdiği zaman bir sosyal fobik herkes bana bakıyor zanneder. Hocam şimdi skece bağlayacağım ama şuradan bağlamak istiyorum. Şimdi gündelik hayatla ilgili zaten siz de birçok örnek verdiniz. Yani toplantıya eğer bizim fobilerimiz varsa sosyal anlamda çok çekingensek bir toplantıya gidecek olsak ya da birilerinin önüne çıkacak olsak ya da bir mesela iş görüşmesine de yansıyabilir. Yani iş görüşmesinden önce yaşanan korkular var. Yani burada arkadaşlarımızın çoğu genç ve öğrenci. İşte son ilk sınıflar var, ikinci sınıflar. Birkaç yıl sonra işe girme süreci yaşayacaklar. Ve şimdiden o süreç aslında onların gözünde büyüyor ve o gün geldiğinde, yani ilk iş görüşmesinde, ilk kapının önündeki gün geldiğinde gerçekten hani bazı insanlar, yani anlattığınız işte sokağa bile çıkmayan insanlar düşünün, iş görüşmesinde neler yaşayabilirler, biraz onu görelim. Burada bir kapı var, burası iş görüşmesinin yapılacağı oda ve ben odanın önünde iş görüşmesine girmek üzereyken çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımızdan da yönelim alabiliriz, heyecanlı insanlar ne yapar diye. Zaten siz de biraz önce saydınız, titrer, kızarırı nasıl yaparım onu bilmiyorum açıkçası. Terlemeyi de yapamayabilirim ama diğer titremeleri vesaireleri yapabilirim. İnsanların bazı uğurları, inançları var. Biraz uğur ve belki dua edebilirim, değil mi? O zaman başlayalım efendim. Bir şey vardı hep sıkar elinde. Bir şey vardı ya sıkar. Sıkar. Elini sıkar. Terleyecek kadar. Pirinç olabilir mesela. Merhaba. İş görüşmesi için mi gelmiştiniz? Değil mi? Kapı var. Yani dur daha. Kapının önündeyiz yani. Kapı var dedik burada. Aceleci oyuncular. Ben deminden beri bazı sesler duyuyorum da burada. Şu taraftan gittiler. İş görüşmesi için mi geldiniz? Buyurun geçin. Buyurun. Beliniz mi ağrıyor? Ha, yok. Babaannem sağ ayakla gir, sağ şeyle otur ilk demişti. Gerçekten orijinal bir babaanneniz varmış. Siz babamı görseniz çok hikmetlidir yani. Nasıl? Kolay. İyi misiniz? Anladım. Önden biraz sohbet etmemiz gerekecek demek ki. Kolay bulabildiniz mi şirketi? Köşedeki simitçiye sordum. Aha dedi, köşedeki bina. Hemen çok kolay buldum. Anladım. Peki şirketimizi nasıl buldunuz? Dedim ya, köşedeki simitçiye sordum. Aha dedi, köşedeki bina. Yani çok kolay sordum. Hayır yani. Heyecanlandırmak için mi tekrar? Yok, bizimle ilgili ne biliyorsunuz? Hani bir araştırma yaptınız mı? İnternet sitemize baktınız mı mesela? Ne düşünüyorsunuz internet sitemizle ilgili? İnternet sitemiz tam bir site. Yani hakkımızda ana sayfa yerli yerinde tam bir site. Yani anladım. Peki. Bizim elimizde sizin CV'nizin bir çıktısı var gerçi ama ben yine de bir sizden dinlemek istiyorum. Birazcık kısaca kendinizden bahseder misiniz? Baba tarafına çekmişim. Evet. Güzel düşünmüş değil mi? Babaanneden zaten pay biçersiniz. Yalnız evet biraz ilerleyelim. İlk ortaokulda aşık oldum. Biraz hızlı gidersek. Çok hızlı bir aştı zaten. Yani acayip. Evet. Yani, daha ilerleyen aşamalar. Üniversite okudum, buradayım. Vur deyince öldürürüm diyorsunuz. Anladım. Peki o zaman soru cevap gidelim. Sizi daha fazla konuşturmayalım. Evet. Şimdi geçmiş iş tecrübelerinize bakıyorum ben burada. Arge, lojistik, İK, finans, danışmanlık, sağlık, güvenlik, temizlik, yemekhane yazıyor. Şimdi bu kadar çok iş değiştirmenizin sıkıntısı nedir? Yani çalışmak. Yani ben çok çalıştım. Neden bu kadar çok iş değiştirdiniz? Evet. Yani çok çalıştım ve prensip. Yani bence bugün Türkiye'nin en büyük problemi çalışmak ve Türkiye'nin en büyük problemi prensip. Anlıyorum. Peki bir şey soracağım. Araç kullanabiliyor musunuz? Araç derken? İşte bayağı binek. Binerim. Sürebilir misiniz? Otomatikse. Düzse? Bence bugün Türkiye'nin en büyük problemi şanzıman. Hocam burada biz iş görüşmesinden başka yerlere gideceğiz. Burada alkışlarla Ceyhun'u uğurlayalım.
burada sosyal kaygıda kişi bunun anlamsız ve aşırı olduğunu bilir. Ha. Farkındadır bunun. Fakat istem dışıdır. Yani kontrol edemez kendini. Evet, evet. Duygularını kontrol edemez. Zaten tedavideki amaç da kişinin duygularını kontrol becerisi kazanması. Bununla ilgili sosyal iletişim becerisi kazandırmak. Yani girişkenlik eğitimi gibi eğitimlere girer. Yani gerekiyorsa yani ilaç kullanmak bile bazı şiddetli durumlarda gerekiyor. Şimdi bu şu özellikleri vardır sosyal kaygısı olan kişilerin. Bu benlik saygıları benlik algılarıyla paralelde değildir. Sosyal kaygısı olan kişilerde benlik algısı olan benliğin çok daha altındadır. Neden? Çünkü hep eleştirilerek büyütülmüş çocuklarda oluyor bu. Fazla kontrolcü, fazla müdahaleci anne babalarının çocukları çocuğunu yapma etme ayıp diye böyle fazla dozu kaçırılarak yani utanma duygusu mesela Japonlarda utanma duygusu onların kültürünün temel duygusudur Japonların. O duyguyla çocuklar küçük yaştan o duyguyu verirler. Japonların bir özellikleri vardır. Herkes gülümser. Aslında gülümseme utanma duygusunu örtmek için kullanılan bir savunma mekanizması. Yani onun için her şeyden utandıkları için ya bazen ben diyorum Japonlarla karşılaşınca ya Japonların depresyona girdiğini nasıl anlayacağız diyoruz. Hep gülüyorlar. Ben bir defa gitmiştim böyle. Trende baktım herkes Japon herkes gülüyor. Ya böyle bir toplum ya. Bu da onların sosyal fobik kültürlerinin sonucu. Utanma duygusunu çok yüceltiyorlar. Utanma duygusu bu nedenle doğu toplumlarında çok önemsenen, yüceltilen bir kültür. Aslında tamamen de terk etmek doğru değil. Yani şu anda bu çağda utanmazlık, saygısızlık sınırına vardı zaman zaman. Yani bunun için utanma duygusu toplumdaki temel dinamiklerden birisi. Bunun dozunun kaçtığı zaman işte sosyal korkular ortaya çıkıyor. Yani buradaki anahtar şey sosyal korkularda anahtar duygu dikkat oda olmaktan korkmak vardır. Herkes bana bakıyor, benimle ilgileniyor diye ve genellikle de performans kaygısı dediğimiz durum vardır. Yani performans gerektiren işlerde kaçınırlar. Mesela çok zeki oldukları, yetenekli oldukları halde kendilerini ifade edemezler, duygularını ifade edemezler. Duygu ifadesi çalışılır bu kişilere. Yani kendi duygularını fark etmek, duygular hakkında fikir sahibi olmak ve duygular ifade etmek. Ve genellikle de biriktirirler ve sevdiklerinin üzerine patlarlar. Yani bu özellikler de vardır. Yani evde rahat oldukları ortamda çok sosyal fobi yoktur, sosyal kaçınma. Ama onlara da acısını çıkarırlar. Hatta Anadolu'da vardır böyle kişiler. Yani dışarıda böyle ya ne güzel kocam var, işte ağzı var dili yok ne güzel filan der. Ya yani evde her şeyi herkese zulmediyor. Dışarıda ama hani böyle bakıyorsun çok efendi, yüzü kızarıyor. Hiç kimseye bir şey söyleyemiyor, hakkını savunamıyor. Ağzındaki lokmayı alıyorsun. Benim fikrim budur diyemiyor ama evde canavar. Böyle bir tip olabiliyor. Yani bunun için yani sosyal fobiklerinin kendini tanıması çok önemli. Eğer bunun düzelmesini istiyorsa çaresi var. Çözümü olan bir durum. Kişinin yani kendi hakkında tarafsız olmasını sağlamamız önemli burada. Sorusu olan var mı konuyla ilgili arkadaşlar? Biz çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz, haklarını arayabilsinler, nasıl daha özgüvenli olabilirler? Çocukluk dönemlerinde böyle bazı anneler babalar var, sevgi fazlalığı vardır ve aynı zamanda da fazla kontrolcü müdahalecidirler. Hatta öyle anneler var ki biz işgalci anneler diyoruz öyle annelere. Çocuk tuvalete girer kapıya vurur ne yapıyorsun diye. Böyle her şeyine karışırlar. Yani helikopter anne de denir yani. Çocuk bu hani drone var ya şimdi böyle insan tepesinde dolaşıyor. Çocuğun devamlı tepesinde dolaşır. Böyle durumlarda çocuk hata yapma korkusuyla büyür. Hep onay alma ihtiyacıyla büyür. Ve bu çocuklardaki girişkenlik böyle benim fikrim budur deme, ben böyle düşünüyorum deme konusunda hata yapma korkusu yüksektir. Hatta çocuk sınava girer 97 alır niye düz alamadım diye oturur ağlar. Böyle bir performans anksiyetesi dediğimiz durumu yaşamış olur. Bu anneler babalar bu nedenle küçük yaşta çocukların böyle olmaması için çocuğun yapabileceği şeyi anne baba yapmamalı. Çocuğa fırsat vermek gerekiyor. Yani çocuğa
girişkenlik atak olmasını öğretmek gerekiyor. Yani işte şiir okutmaktan tutunuz da böyle toplum içerisinde ödevler verip şiir okutmak, bazı böyle çeşitli oyunlara katılmasını sağlamak, yani onun ona sorumluluk verip bazı alışverişi ona yaptırmak ve mümkün olduğu kadar hata yapma hakkı tanımak gerekiyor çocuklara. Hatasız olmalıyım gibi bir temel düşünce varsa bazı insanlarda, ya da çocuğum hatasız olmalı, mükemmel olmalı tarzında temel bir yanlış düşünce varsa, bu kişilerden ne oluyor? Çocuk kaygılı oluyor, çocuk girişken olamıyor, zekasını ve yeteneklerini geliştiremiyor. Bunun için böyle anneler, babalar çocuğu yetiştirirken çocuğa muhakkak böyle sosyal ortamlara sokmayı küçük yaştan alıştırmak gerekir. Onun için 3 yaşlarında falan kreşe vermek işe yarar mesela. Çocuğa girişkenlik eğitimi çocuk yürümeye başlamayla birlikte verilmesi lazım. Hakkını aramak diyoruz. Mesela öyle, yani bu sosyal fobi öyle bir hale gelebilir ki hani toplu taşımada seslenememek ve şey, yani hakkını arayamamak ya da var olamamak gibi bir yere gidebilir. Toplu taşımadan bir dolmuş skecine bağlayacağız. Bir dolmuşta geçecek. Evet. Ben alkışlarla oyuncu arkadaşlarımı sahneye davet etmek istiyorum. Hazırsak haydi bakalım. Buyurun işte hocam. En çok korktuğum şey. Yani hepsi oturdu. Bir tek şu arka ortada bana yer kaldı. Ben şimdi hayatta oraya oturamam. Oradan şoföre para göndereceğim de herkes dönüp bana bakacak. Of. Ben... Ben de ayakta durayım. Pardon. Çok özür dilerim. Şöyle. Ah. Kardeşim şurada yer var. Otursana. Eziyorsun poşetleri. Çok özür dilerim. Pardon. Çok şey. O zaman. Şöyle çok özür dilerim. Birader. Sen bineceğim mi, ineceğim mi? Hadi bir karar ver ya. Ama su yakmıyor ki. Ya daha okuyorum. Nereye çok gideceğiz ya? Çok pardon. Çok Allah özür dilerim. Çok özür dilerim. Abicim sen tam bir oturacak mısın yoksa öyle eciş büşüş mü devam edelim? Ben tam oturdum. Böyle oturuyorsun yani. Evet. İyi hocam, sen bilirsin. Haydi bakalım o zaman. Yola çıkmadan pamuk eller cebe, elden ele yollayalım hadi. Ay bende 100 var, siz bana verin, ben hepsini vereyim, olur mu? Tamam. Vay arkadaş, hepsi aynı anda çat diye çıkardı verdi. Ben gene yaya kaldım. Ben şimdi burada tek başıma buradan oraya kadar nasıl para uzatacağım ya? Gözümde büyüdü, ben hayatta uzatamam, ben en iyisi. Tamam, o karambolle ben de vermişim gibi davranayım, fark etmez. Buyurun şuradan hepsini. Vay. Güzel. Güzelmiş. İyi bakalım. Yola çıkıyoruz. Bak Gebze'ye kadar yan yola girmem. Haberiniz olsun. Ya Gebze ya hiç. Önce inecek varsa şimdi insin ya da oraya kadar sussun. Bu arada parasını uzatamayan, para üstü alamayan yok. Dünyanın en organize minibüsüne mi bindim ben? Bu nedir arkadaş ya? Hepiniz aynı yolun yolcusunuz. Ben de o yolun yolcusuyum. Evet, yola çıkıyoruz. Bak tekrar soruyorum. Parasını uzatamayan... Var kaptan, var, benim. Ben uzatamadım ama söyleyemiyorum bunu dışımdan. Çok kalabalık, çok insan var burada, söyleyemiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu işte bir gariplik var. Bir hesap yapıyoruz, biz de matematik biliyoruz. Bak tekrar soruyorum. Parasını uzatamayan, para üstü alamayan yok. Parasını uzatamayan yok. Ya arkadaş, ben şimdi şunu anlamadım ya. Bak benim sinirlerim bozuldu ha. İçinizde biri parasını uzatmadı. Biz de matematik biliyoruz. Ay yeter, içim şişti. Çıksın ne olur, çıksın artık uzatamayan. Gidelim bir an önce yani. Ha, duygularıma da... Allah'ım, olay halk hareketine dönüşmeye başladı. Ben vallahi billahi böyle olsun istemezdim. Gerçekten param var benim abi. Abi benim param var ama uzatamıyorum. Fobim var. Allah Allah, duygularıma tercüman oldunuz. Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Parasını uzatamayan arkadaş kırmızılı.
fobim var dedim. Fobim var dedim, böyle aniden bakılır mı? Bakılmaz aniden böyle, fobim var benim. Bak benim bana. Arkadaş paran yoksa dürüstçe söyle. Fobim var. Fobin mi var? Ya arkadaş, yani para vermeye gelince hepimizin fobisi var ama veriyoruz yeri geldiğinde. Ben gerçekten para var, para veririm, sadece uzatamıyorum ben. Tabii çok özür dilerim, ben yarattım. Şöyle yapayım, çok özür dilerim. Şurada bir 200'lük şey bütün olacaktı. Siz bunu alın, üstü kalsın, aranızda da bölüşürsünüz. Aa, kusura bakmayın, zahmetli geldim ben. 200 mü verdin? Hepinize iyi yolculuklar, Gebze'ye selam. Dikkatli gidin. Meslekten soğuttular beni hocam ya. Neyse, alkışlarla arkadaşları yerine alalım. Ceyhun alıştı utandaşlar. Evet, Ceyhun gerçekten güzel oynadı. Yani bu minibüsteki para vermeyle ilgili, yani her minibüste bulunan herkes ona bakıyor gibi bir his oluşur gerçekten. Böyle durumlarda genellikle böyle sosyal korkusu olanlar şöyle bir yöntem uygularlar. Hemen önündekine verir, öndeki de daha öndekine verir. Sessizce hallederler. Soru evet. Alalım mı? Alalım. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam ben şunu merak ediyorum. Az önce anne babaların çocuklarını eğitmesinden bahsettik ama bir insanın kişiliğinde utangaçlık varsa bu tedavi edilmeli midir? Yoksa kişilikle hastalık başka mıdır? Kaçıngan kişilikler vardır. Mesela böyle avoidan kişilik diye geçer. Kalabalığın içerisinde yalnız kalırlar. Yani bu kişiler kalabalığa girerler ama hiç konuşmazlar. Kaçıngan kişilik diye geçer bu. Burada kişi bundan çok da rahatsız değildir. Yani genellikle sosyal fobide biz ne üzerine duruyoruz? Kişi bunun aşırı ve anlamsız olduğunu bilir diyoruz. Bu kişi onu aşırı ve anlamsız olarak görmez. Görmez ama kalabalık içerisinde parmak kaldırması gerekirken, fikri sorması gerekirken buna hep kaçınırlar, geri dururlar. Ancak birisi gelip ona hadi deyip koluna girerse de güzel konuşup söyleyebilirler. Böyle kaçıngan kişilikler vardır. Bu kişilikler isterlerse o girişkenlik eğitimi tarzındaki sosyal beceri çalışmalarıyla, sosyal iletişim çalışmalarıyla kendilerini geliştirebilirler. Ama sosyal fobisi olan kişi, fobide eğer fobi olmuşsa artık bu kişilerin beyinde amigdala bölgesi var. O amigdala bölgesinin çalışması bozuluyor kişilerde. Yani çocuklukta yaşadığı çeşitli duygusal travmalar, toplum içerisinde bir defa mahcup olduysa, bir defa rezil duruma düştüyse ondan sonra artık toplum içine çıkmamaya başlar. Burada beynin bilinçli bilgileri işleyen bölgesi hipokampus bölgesidir. Bilinçsiz bilgileri, yani duygusal bilgileri işleyen bölgesi amigdaladır. Böyle amigdala hemen tepki verir bu kişilerde. Böyle durumlarda sosyal ortamları hayal etmek bile onun için kalbinin çarpmasına, nefesinin daralmasına, elin ayağın titremesine, fenalaşmasına yeter. Burada ilaç gerekiyor. İlaçlar verilirse bu kişilerin beyin kimyasındaki, yani olayları değiştiremiyoruz ama beynin aşırı tepkisini değiştirebiliyoruz bu kişilerde. İlaçlarla verilirse %50 bir faydası oluyor ilaçların. %50 de terapiyle bu kişilere çeşitli böyle terapetik teknikleri öğreterek yahut da o kişinin sosyal korkusuna neden olan hangi temel düşünce var yahut hangi ara inanış var, hangi temel inanış var, onlar belirleniyor. Mesela bu kişilerde olumsuzları olumlulardan beyni daha çok algılıyor. Bir olay olduğu zaman olumsuz ihtimalleri olumlu ihtimallerden daha çok düşünüyor kişi. Yani bu kişiye biz olaylara olumlu ve olumsuzu aynı anda görüp ama olumluyu ön plana çıkarma becerisi çalıştırırız. Terapide işte bilişsel tedavi teknikleri var. Mesela yahut EMDR diye geçmişinde travma varsa travma çözümüyle ilgili teknikler vardır. O korkusuyla ilgili konu gündeme getirilir. Onunla ilgili yaşantılara bakılır. Onun üzerinden o kişide duyarsızlaşma çalışması yapılır. Mesela attan düşeni Anadolu'da vardır. Attan düşeni hemen ata bindirirler. At korkusu gelişmesin diye. Binme korkusu. Ve araba korkusu gelişti diyelim. Arabaya binme korkusu. Bu da bir çeşit sosyal korkulardan birisidir. Açık alan korkusu olabilir. Sosyal fobiyle birlikte rastlanır genellikle. Şimdi araba korkusu gelişmiş bir kimseye genellikle terapide şöyle yaparlar. Paldır küldür arabaya atarlar. Yüzme korkusu. Kalp krizi geçirebilir kişi orada. Hiç öyle şaka değil o.
Yani öyle üstüne giderek hiç, pek yapılacak iş değil yani. Yani ilk anda olursa olur. İlk anda hani daha o korku beyinde kimyasal bir temel oluşturmadan, yani kimyasal bir sinirsel devrelerde bozulma yapmadan olursa ilk anda korkuyu yenebilirsiniz. O ilk araba kaza yaptı, korktu. Hemen bindirip arabayı kullandıracaksınız. Eğer o tekrar kaza yapacağım korkusuyla arabaya binmemeye başlarsa artık birdenbire yapmak tehlikeli. Bir soru daha alalım istiyorum hocam. Merhaba hocam. Sosyal kaygıdan bahsetmiştik. Benim sorum bu hususta olacak. Tedavi olmadan sosyal kaygı zaman içerisinde geçer mi? Örneğin evlenip aile kurduğumuzda bu psikolojiden kurtulabilir miyiz? Şimdi çünkü çok güzel bir kıvılcım yaktı. Şöyle aile kurmak gerçekten hayatta bir yerden bir yere geçmek ve aile kurarkenki prosedürler de utangaç, çekingen birini çok zorlayabilir diye düşünüyoruz. Evet. Oradan da tamam. Sizi yorumlatalım hocam. Peki o zaman sevgili Ceyhun Sevilmiş ve sevgili Irmak Karakoç'u alalım. Ceyhun, sen gel benim yerime otur. Bu skeçte sadece senin sesine... yerine ben evleneyim. Sesine başvuracağız. Hayatım hadi ne olur bak, herkes bizi bekliyor ya, çıkalım artık. Herkes diyorsun ya, işte zaten sorun orada. Ya niye bizi bekliyorlar Irmak Allah aşkına, ya ben nasıl çıkacağım 300 kişinin önüne ya. Ben... Ya İlker, en mutlu günüm bu benim, ağlayacağım birazdan, makyajım akacak ya. Bence kendini tutma hayatım, ağla sen bak güzel. Ne güzel olur değil mi hocam? Ağlasın, kendini tutacağını ağlasın, makyajı aksın. Ya zaten bir şey söyleyeceğim, dağılsınlar canım, aman aman, senden önemli mi? Ya İlker ya, en mutlu günüm bu benim ya. Gerçekten en mutlu günüm ya. Mahvettin. Sen mahvettin bir de yani. Çok garip değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen daha ne yazıyorsun? Herkesi yazdın. Daha kimi yazıyorsun? Kendi ya? Adımı yazıyorum İlker. Niye? Baktım ki evlenemeyeceğim. Kendi adımı yazıyorum. Aşk olsun canım. Ne demek evlenemeyeceğim? Allah Allah. Yalnız Irmak. Ya Irmak, bir şey söyleyeceğim. Bak bana kızıyorsun ama biz böyle anlaşmamıştık ki. Ya böyle küçücük bir aile yemeği yapacaktık. Ne bileyim, oraya bir 3 kişi eklediniz. Sonra o da gelsin, bu da gelsin dediniz. Birkaç akraba eklediler hocam. O da gelsin. Sonra bir masa eklediler. Sonra müzik eklediler. 2 masa daha eklenip mekan büyüyünce zaten aşağıdaki düğüne dönüştü aile yemeği. Ya tabii ki gelecekler ya, ailemiz onlar bizim. Ama hayatım biliyorsun ya, ben hayatımda hiç 18 kişiden fazla insanın önüne çıkmamış adamım. Yani ben hayatta gidemem, ben merdivenlerden nasıl ineceğim şimdi? İlker bak hadi, bak daha ilk dans var. Dans için bekliyor insanlar. Saygıdeğer misafirler. Çiftimiz izi. İlk dansları için alkışlar la. Sahneye davet ediyoruz Ruzu. Hadi İlker. Hadi canım. Hadi. Derin nefes al, derin nefes al canım. Evet hadi. Hadi şey bak, hazırsın, yapabilirsin. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Bir kere o ilk dans değil. Bu nedir ya? Bütün düğünlerde yapılmış bir dans o. Sanırsın dansı biz icat edeceğiz. İlk dans neymiş ya? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bu ilk dans mı ilk dans? Bunlar böyle hızlı hızlı geçse olmaz mı ya? Ya hızlı hızlı falan olmaz İlker'cim, olmaz. Sevgili acaba... misafirler. Damat tat... Yanlış yerde eko yaptım, özür dilerim. Damat halayı için bütün konukları piste davet ediyoruz. Ne halayı? Damat halayı. Ne damatı, ne halayı, ne hale geldik oraya? Bir dakika ya, ne oluyor? Ya. Şimdi de mutlu çiftimizi izi sonsuz evet için sahneye davet ediyoruz. Evet buradan sesleniyoruz biz, evet kesinlikle. Yok evet. Sana evet olan, bunları sen organize ettin değil mi, hızlı hızlı olsun bitsin diye? Hayatım sadece düğüne biraz ritim kattım yani. Ben ne istemiyorum var? Ritim falan ilk. Hacım, yok sana evet falan. Ya Allah Allah. Ve şimdi de mutlu çiftimizin balayı görüntüleri. Balayı mı? havuza giderken. Sana balayı falan yok İlker. Ya ne var yani, sanki bu balayı sadece bana balayı. Yani bana bal, sana ayı. Bu evet. Ya? Ve şimdi de nafaka için gelinin amcasını. Çok güzel oldu. En güzel düğün böyle çabuk bitendir bence. Ama nafaka da bitti. hocam buyurun. Evlilik töreninde bile yani böyle sosyal kaygısı olan kişinin hazırlık yapması gerekir. Hazırlık yapmazsa bu krize sebep olabilir. Böyle durumlarda yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Yani doğal akışında düzelmiyor sosyal fobi. Yani belli bir noktaya geliyor. Yaş ilerleyince belki şiddeti azalıyor. Fakat o kişiler genellikle zekalarına uygun performans gösteremiyorlar. Yeteneklerini ortaya çıkarıp başarılı olamıyorlar.
Yani sosyal fobik kişi şuna benziyor. Bir mücevher düşünün. Bir kenarda atılmış, tozlanmış duruyor gibidir. Yani utanma duygusu kişinin saygı sınırları içerisinde davranabilme becerisidir. Utanma duygusu aslında. Yani nerede konuşacağını, nerede konuşmayacağını, nerede güleceğini, nerede gülmeyeceğini bilebilmek demektir. Bu bir edeptir aslında. Yani bunun öğrenebilmesi bizim öğrenilmesi gerekiyor. Çocuklarımıza bunu öğretirsek haklı olduğu durumlarda benim fikrim budur, ben böyle düşünüyorum, yani buna katılmıyorum, yanlış yapan birine hayır deme mesela, hayır deme becerisi çalışıyoruz biz. Yani o kişinin sosyal kaygısına neden olan yanlış düşünce kalıbını belirliyoruz biz. Yani hata yapan sevilmez diye bir algıları vardır. Böyle mükemmelliğe, başarıya verdikleri anlamları yeniden tanımlamak gerekiyor kişilere. Ve böyle kişilerle konuşurken de yakınların dikkat edeceği bir şey, sen dili kullanırsanız sosyal kaygısı artar burada. Sen dili. Ne biçim adamsın, niye böyle konuşamıyorsun, hemen yüzün kızarıyor, yanlış düşünüyorsun gibi böyle suçlayıcı, yargılayıcı, yani karşı tarafta savunma duygusu uyandıran sözlerle yaklaştığımız zaman sosyal kaygısı artar onun. Bunun çözümünde esas olan o ortamlara bol bol girmesini sağlamak. Bunu sağlayabiliriz değil mi teknolojik olarak? Tabii bunu sağlayabiliriz ve bununla ilgili hatta sanal gerçeklik tedavi yöntemleri var. Gökben Hocam bize bilgi verirse iyi olur. Buyurun efendim, Gökben Hocamızdayız. Merhaba İlker, merhaba Nevzat Hocam. Az önce bahsettiğimiz sosyal kaygıların tedavisinde kullanılan ya da diğer kaygıların tedavisinde kullanılabilen bir uygulamayı burada size yerinde göstermek istiyorum. Sosyal kaygısı olan, utangaçlıkla başlayan ama zaman içinde bu utangaçlığın şiddeti artıp sosyal ortamlarda konuşamaz, kendisini ifade edemez hale gelen bir hastamız var. Burada görüldüğü üzere kişinin gözüne bir gözlük takılıyor. Gözlüğün içinde bir uygulama var ve bilgisayarla bağlantılı bir modül halinde. Görülebileceği üzere parmağında elektrotlar var, deri direncini ölçen elektrotlar. Deri direncinin ölçülmesi, derinin neminin ölçülmesi şu bakımdan önemli. Kişinin ne kadar kaygılı olduğu ile ilgili biyolojik bir belirteç olarak kullanılıyor. Ve buradaki uygulamadan bilgiler kişinin gözünde görülebiliyor. Bir yandan da kişinin parmağından gelen kişinin stres düzeyiyle ilgili değerler de bilgisayarda psikolog tarafından görülebiliyor. Yazılımın içinde birbirinden farklı çeşitli modüller var. Ama temel olarak kullanıldığı amaç ya da kullanılma biçimi genel olarak aynı. Kişiyi giderek artan düzeyde korktuğu duruma maruz bırakmak üzerine. Burada utangaçlık ve sosyal kaygı toplum önünde konuşmayla ilgili bir çalışma yapıldığı için öncelikle bir salonda kişi konuşmacı olarak geliyor, kürsüye oturuyor. Bu sırada biraz kaygısı artıyor ama kaygısının artmasıyla birlikte yavaş yavaş bu duruma alışması sağlanıyor. Bu alışma gerçekleştikten sonra zorluk derecesi biraz daha arttırılıyor. Salona dinleyiciler giriyor. Bir süre sonra bu dinleyiciler bazı tepkiler göstermeye başlıyor kişiye. Ve yavaş yavaş kişinin biraz daha kaygısını arttıracak durum ortaya çıkarılıyor. Bu sırada psikolog arkadaş da kaygı düzeyini görebiliyor. Uygulama sadece sosyal fobi, sosyal kaygılar için değil, asansör korkusu, uçak korkusu, örümcek korkusu gibi birçok durumda uygulanabiliyor ve davranışçı terapiler, yani kişinin yavaş yavaş korktuğu ortama maruz kalıp bu konuda artık kendisini rahat hissetmesi prensibine dayanan tedaviler için de önemli bir yer tutuyor. Gökten Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Gökten Hoca'ya teşekkür ederiz. Burada kullandığı, tarif ettiği yöntem sanal gerçeklik yöntemi Gökten Hoca'nın. Sanal gerçeklikte bu biliyorsunuz, hatta onun daha gelişmiş augmented reality var. Kişi yani aynı korktuğu ortamı 3 boyutlu yaşıyor kişi orada. Yaşıyor, bütün sadece düşünce olarak yaşamıyor. Duygu olarak da yaşıyor, artı bedensel belirtilerle birlikte yaşıyor. Kalbi çarpıyor, eli titriyor, birdenbire kıpkırmızı oluyor. O ortama kendisini soktuğu zaman, onu yenmeye başladığı zaman da duygularını kontrol ediyor, düşüncesini kontrol ediyor, bedensel tepkilerini kontrol ediyor. Evet. Bunu kontrol etmeyi öğrendiği zaman anadan doğmuş gibi rahatlayabiliyor ama birkaç seansta. Bu korkularda da beyindeki algılar bozuluyor. Yani gerçekte olmayan tehlikeyi beyin var diye algılıyor.
Hani bir arabanın alarmları vardır bazı arabalarda. Alarm hassas olur, kedi çıkar öter. Bunun gibi beynimizde böyle sosyal ortamlarda beynimiz hatalı alarm veriyor. Birdenbire panik başlıyor. İşte kalbimiz çarpmaya başlıyor. Bu ilaçlar orada işe yarıyor. Bu demek ki tedavide bak üçlü protokol önemli. Yani özellikle ilerlemiş durumlarda ilaç, psikoterapi ve sanal gerçeklik tedavisi. Bununla sosyal fobi rahat tedavi edilebilir. Şimdi Duygu Okulu'nun bir programın daha sonuna geldik. Biz burada duygular hakkında fikir sahibi olması dedik. Duygularımızı yönetmek demek beynimizdeki sinirsel devreleri yönetmek demek. Bu da bir araba kullanmak gibi beceri. Orkestra yönetmek gibi beceri. Piyano çalmak gibi beceri. Bunları öğrenmek için çabalayacağız. Yani duyguların eğitimine, öğrenmeye yatırım yapacağız. Yatırım yaparsak öğreniriz, başarılı olabiliriz ve bunu herkesin yapabileceği bir şey. Teşekkür ederim katılımınız için. Saygılar. Bitcoin borsası